Ben Melek deyince hiçbir şey söylemeden telefonu kapattım. Sence kim olabilir? Ne bileyim. Nejat'tır belki. Değildi. Nejat olsa tanımaz mıyım? Hem niye benimle konuşmak istemesin ki? Bilmiyorum. Biri dalga geçmiştir belki de. Mesela kim? Anne ne oluyor? Bir şey olduğu yok kızım. Niye titriyorsun? Melek, bugün hepimiz çok yorulduk. Sinirlerimiz bozuldu. Zaten yeterince gerginim, bir de sen germe. Ne oluyor bu tavırlar anlamıyorum. Ben yatıyorum. Hadi sen de yat. Yorgunsun. Oturma fazla. İyi geceler. Melek açtı telefonu. Abiciğim. Gecenin bu vaktinde aranır mı? Söyledim sana arama diye. Sesini duyunca heyecanlandım. Kızınla mı konuştun? Soru işaretleri gittikçe büyüyor kafamda Berdan. Yıllarca bu soruyla birlikte yaşadım. Cevabı şimdi bu kadar yakınımdayken bilmem lazım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Öğrenmem lazım. Efset'le konuşmam lazım mutlaka. Abici, elbette konuşursun. Konuşursun ama bugün için yaptıkların biraz fazla olmadı mı? Abim, sen kendini dağıttın. Bu işler böyle paldır küldür olmaz. Şöyle biraz kafanı toparla. Bakarız çaresine. Yengeyle de görüşürsün. Kızla da konuşursun. Hadi gidelim artık. Yarın ola hayır ola. Hadi. Namıklarla eğlenmeye devam edecek. O yüzden seni telefonla eve çağırdım. Oh. Telefonda eve birileri girdi demiştin. Eve değil, bahçeye. Kamera kayıtlarından çağırmışlar adamı. Feride Hanım doğruca karakola gitti. Ama içeri girmedi. Kahya kadınla kızını alıp eve döndüler. Ben biraz bekledim, sonra içeri girdim.
E'si adamı serbest bıraktılar birkaç saat sonra. Bir şeyle suçlayamamışlar. Yanlışlıkla girdim demiş. Konu kapandı. Olur mu canım? O zaman yani Feride niye bu kadar heyecanlandı? Yani bana öldü demiştin diye öfkelendi. Ayrıca konuştuğu kişi kimdi? Öldü zannettiği kim? Karakoldaki olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yanılıyorsun Ali Bey. Ya kızına bile görünmeden apar topar çıkıp gidiyor kadın. Kesin bu kadının bir derdi var. Kesin. Bu işin içinde kesin bir şey var, bak göreceksin. Adam nasıl bir tipti? Biri tipsizdi. Diğeri düzgün bir adama benziyor. İki kişi miydiler? Evet. İfade veren o bahçeye giren. Diğerinin şoförü gibi bir şey. Onun adı belli. Kimdi peki bu adamlar? İsmini öğrenebildin mi? Öğrenirim. Ali yani inanamıyorum. Bir de emniyette tanıdıklarım var diyorsun. Yani senin için zor olmaz herhalde bu. Tamam. Ama bu işten bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Sen beni dinle. Bak Belkıs demişti diyeceksin. Bu işin içinde kesin bir şey var. Buradan bize bir iş çıkar. Gerçekten benim yüzümden mi gittin uzaklara? Bunun cevabını en iyi sen biliyorsun. Ama yine de benden duymak istiyorsan... Evet. İyi ki gitmişsin o zaman. Dünyayı tanıdın, fena mı? Kendini tanıdın. Doğru. Ben can fanusumdan çıkamadım daha. Kendi bildiklerimi, kendi yaşadıklarımı hayatın gerçekleri zannediyorum. Annem çok steril bir çocukluk yaşattı bana. Etrafımdaki insanlardan başka kimsem yok. Bir genç kız için sağlıksız bir durum bu. Öyle mi? Öyle tabii. Gerçek dünyayla tanışmadım da. Tanışmak istiyorum. Gerçekten aşık olmak istiyorum. Ben dünyayı dolaştım Zira. Ama aradığım hep geride bıraktığımdı. Bunu sen biliyorsun. Benim de doğrularımı bulmam lazım. Konuştum. Anlattım. Her şeyimi. O kadar cesaret edemedim. Zülal'i söyledim sadece. Ne dedi? Şoke oldu çocuk. Rahatlamıştır ama. Bilemiyorum. Söylemekle iyi mi ettim, kötü mü ettim o?
Herkes uyumuş. Annem uyumuyor bir tek. Işığı yanıyordu, gördüm. Biliyorum oyunu. Beni görmeden uyumaz. Onu böyle sık sık uykusuz bırakıyor musun? Arada arkadaşlarla çıktığım oluyor tabii. Ama sırf bu yüzden en erken ben terk etmek zorunda kalıyorum geceyi. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Söylediğin kadar varmış gerçekten. Güzel bir yerdi. İstediğin zaman tekrar gideriz. Benim için de çok güzel bir geceydi. Anneme geldiğimizi haber vereyim. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. Sen uyumadın mı? Şşt. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Sana anlatacaklarım var. Sabaha bekleyemedim. Sakin ol, otur, otur. Çok kötü bir şey oldu. Çok. Cülal'in babası ortaya çıktı. Nasıl bulmuş, nereden bulmuş bilmiyorum ama buraya kadar gelmiş. Sen ne diyorsun teyze? Sorma. Ne yapacağım bilmiyorum Neşat. Ezzet bana yalan söylemiş. Öldü o adam demişti. Karşınıza çıkması imkansız demişti. Meğer hapisteymiş bunca sene. Ben geldiğinizi duydum da.
öylece oturuyordum. Nasıl geçti geceniz diye merak ettim. Güzel, eğlendik. Feride Hanım erken döndü. Siz devam ettiniz. Öyle oldu. Biz de çok hareketli saatler geçirdik burada. Neyse uzun hikaye. Uykunu bölmeyeyim ben şimdi. Feride Hanım anlatır nasıl olsa. İyi geceler. Sana da. Baştan anlatsana. Hani geçen akşam giderken bir araba dikkatini çekmişti ya senin. Arabanın içindeki adam. Aydınlanmak zorunda değil. Uyandırmak istemezdim ama hatırladığım kadarıyla dün gece annemleri kahvaltıya davet ettin. Onun için bir an önce misafirini yolcu et. Tamam. Sen dışarıda mısın? Yürüyorum. Dönüyorum ama şimdi. Anlaşıldı merkez.